Kürtlerin bu konuda özgürlüklerine kavuşmasının ya da Kürtlerin Kürt sorunu önünü açılmasının aslında Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'la bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Aslında Kürt sorunu demek aslında Abdullah Öcalan'ın haklarının kısıtlanmasının verilmemesiyle kaynaklandığını, tıkandığını ve bu noktada aslında tecrit'in bir bütün olarak Kürtlerin haklarının üzerine bir tecrittir. Dillerin üzerine bir tecrittir. Yine kültürlerin üzerine bir tecrittir. Yine demokratik haklarına, siyasetlerin önünü kapatmaya yönelik bir önünü kapatma izolasyonudur. Gerçekten bu söylediğimde bu kapsamda mitingin çok önemli olduğunu, çok büyük bir adım olduğunu İstanbul'da çağırın. Kesinlikle bizim sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri yine partinin bir bütün olarak bir şekilde seferber olarak bu çalışmayı yürüterek ciddi bir kitleyi Ahmet'e taşımak, yine değişik Türkiye'nin değişik metropollerinden, şehirlerinden, işte Kürdistan bölgesine gelenle birlikte yüz binleri bulabilme bir şekilde çözüm gücü olabilmedir. Tecrit alası serok yeme lise mahkuma rovro grande ve millet başlık görevi ve işkence zek mu zora lisere mahkuma tekrarını emcide hazır ki ve işkence bedar akarın ama cami emde hazır ki mintik la amede çevrede bangam el bütün gele kurt heye bera hişar ve la karşı faşista AKP ve MHP emel amede görüşmüş bebin mintik ki mezun emde hazır bede mezşandın ve ki dedi ki daha hukuk adalet de Türkiye'de artık ne var evci de fazla barış ki mafya ihsaneti veri danini li ez de fazla ki inşallah la amedi mintik ki mezun çevre ve jiboy barışı jiboy birati ama da Türkiye'de hakkı, hukuk, adalet ne? Evet, bu mintik bütün çağrım var Kürt halkına. Büyük bir mintik olması lazım. AKP, MHP, Ahmet'te görüşelim. Tecrit üzerinde, Sayın Abdullah Öcalan'ın tecrit üzerinde. Biz genel af istiyoruz. Amacımız odur. Bu miting özellikle şunu diyebilirim. Bu miting Kürt halkı için çok önemlidir. Çok değerlidir. Çünkü 26 sene oldu, 26 yıl oldu. Sayın önderimiz tecrit altındadır. Yani cezaevindedir. Bu 42 ay da oldu ki kendisinden haber alınamıyor. Yani sağ mı değil mi onu da bilmiyoruz. Onun için bu miting Kürt halkı için bir varoluş yok oluş mitingidir. Öyle diyebilirim. Çünkü bu mitinge katılmayan bir Kürt halkı gerçekten kendi tarihine, kendi önderliğine bence yani ihanet demeyelim de ihanet gibi bir şey olur. Bu mitinge her Kürt katılmalıdır. Çünkü bunu böyle yapmadığımız takdirde gerçekten boşluğa düşeriz. Kürt halkı için çok önemli bir mitingdir. Onun için Kürt halkının hepsinin katılması çok önemlidir. Yüz binleri geçmelidir yani. Orta Doğu halkları için de çok önemlidir. 30-40 otobüs kaldırmayı düşünüyoruz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Bugünden itibaren de yine vekillerimizin öncülüğünde bu çalışmalar yine 13 Ekim'e kadar devam edecek.